Türkiye'de tarihin en büyük tahliye operasyonlarının birine imza atıldı. Bu Lübnan'dan yapılan tahliyelerde çoğu Türk vatandaşı olan siviller Türkiye'ye getirildi Mersin Limanı'ndan. Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye operasyonu olarak da tarihe geçti aynı zamanda bu operasyon. Bu aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü de bir kez daha gözler önüne serdi. O görüntüleri getirelim ekrana. İsrail buraya bu kurtarma gemisini, yardım da tabii götürüyor, bu geminin oraya girmesine müsaade etmezdi. Ama Türkiye var. Türkiye ordusu var ve devleti var. Bugün artık devlet sahada. Türkiye ordusunun manevra kabiliyetini, kurtarmadaki başarısını, diğer bölgelerde de ben hani biz bunu Libya'da da gördük, Ukrayna'da da gördük. Bu Türkiye açısından hani açıkçası bir prestij harekatı diyebiliriz buna. Çünkü sanırım dünyada ilk oldu. Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi Beyrut'a gitti. Toplam 966 Türk vatandaşı gemilerle Lübnan'dan tahliye edildi. Bu ölçekte tahliye operasyonu yapan ilk ve tek ülke Türkiye oldu. Bir ülkenin kendi vatandaşlarını problem yaşanan bir başka ülkeden toparlaması, toplaması ve bir operasyonla kendi ülkesine getirmesi çok güzel bir şey. Bu ülkenin büyüklüğünü gösterir. Lübnan'dan tahliyeler ülkemizin diplomatik, askeri ve lojistik gücünün göstergesi. Daha önce de benzer tahliye operasyonları düzenlenmişti. Ancak bu tahliye operasyonu içinde pek çok mesajı da barındırıyor. Daha önce bizim biliyorsunuz Mavi Marmara bir baskını vardı hatırlayacak olursanız. Maalesef orada sivil bir gemiye saldırı düzenlemişlerdi. Şimdi bunu da düşünerekten askeri caydırıcılık olması açısından burada askeri gemilerle bir çıkartma yapılması, yardım ve oradan kurtarma harekatının yapılması bence oldukça önemli. Bu şunu da gösteriyor aynı zamanda hani Türkiye bir bakıma caydırıcılık sağlama peşinde burada. Çünkü neden? Burada askeri gemilerle, buradaki çünkü koruma gemileri var, karakol gemileri var. Burada bu gemilere baktığımızda bir bakıma hem kendi personelini koruyor hem de buradaki sivilleri koruma amacıyla bunu yaptığı için hem de bir bakıma caydırıcılık sağlamış oluyor. Çünkü askeri unsurlarla bunu gerçekleştirdiği için yani İsrail'in olası bir saldırısını engel olmak için bu işlemi gerçekleştiriyor diyebiliriz. Katil İsrail bile cüret edemedi. Yakınlarına bombalar düşecek. Hemen birkaç kilometre mesafeye bombalar düşerken veya işte çok yakın bölgelere Türkiye burada kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştiriyor. Gerçekleştirecektir. Burada şunu anlamak lazım. Bu bir de mesajdır. Yani bu daha sivil, daha geçiştirilebilir, daha kabul edilebilir. Hani yani bu kadar ya biz amfibi gemileriyle gittik oraya ve SAT komandolarıyla gittik. Yani bu takdirinizdir ki Hizbullah'a yönelik yapılmış bir hamle değil. Bu İsrail'e yönelik yapılmış bir hamle. Hazır, bak biz buraya gelebiliyoruz. Bu mesajın aslında yerine ulaşması da bizim açımızdan hem tarihi bir olaydır. Yani biz bunu savaş denilen şey başta da söylediğim gibi sadece sıcak çatışma değildir. Savaş denilen şeyin öncesi ve sonrası vardır. Zaten savaşlar öncesi ve sonrası için yapılır. Nihayetinde bugün bu hamle aslında yarın bir gün oluşabilecek olumsuzluğun önüne geçmek için bir Türkiye'nin atmış olduğu çok önemli bir mesajdır. Çünkü diyoruz ki sizin planlarını biz biliyorsunuz, biliyoruz, küçümsemiyoruz ve geçiştirmiyoruz. Dünkü gibi güçsüz bir iradeyle geçiştirilen bir durum yok. Biz tehlikenin farkındayız ve buna rağmen buyurun biz bu hamleyi yapabilecek güçteyiz.